Merhaba arkadaşlar. PES 2024'ün son peşli yamalı haliyle Jose Mourinho ile kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tam tarih vermem gerekirse 2 Haziran oldu. Dün, geçenki bölümlerde dediğim gibi bunlar zaten siz aylar sonra izleyeceksiniz ama dün konuşmalar vardı, spekülasyonlar, Borussia Dortmund Real Madrid finali vardı falan filan diye final maçında bayağı hem öncesinde konuşmalar doğrultuldu. Jose Mourinho'ya hem de zaten maç anında Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile birlikte Jose Mourinho'nun beraber fotoğrafları ve resmi olarak 2 artı 1 yıllık aldıklarını bugün de tam işte 2 Haziran tarihiyle 2.30'da İstanbul Havalimanı'na inip saat 5'te Şükrü Saracoğlu'na geçip akşam üzeri 19'da da yani 7'de akşam üzeri 7'de de imza töreninin yapılacağı söylendi. Yani dünyanın top class İlk 5'ine rahat girecek, zorlası 3'üne girebilecek hocalardan birini aldı bizim sokaklar sonunda. Bu adama uygun bir de istediği kişiler alınırsa ve işine karışılmazsa zaten ligi hiçbir şey olmasına gerek yok, her türlü süpürür. Yani bizim hayal olarak bir şey olarak, fantezi olarak başlattığımız bu şey gerçek hayatta şey oldu. Biz zaten bu seriyi daha önceden şey yapmıştık. Jose Mourinho'nun bile lafı geçmeden önce açmıştı. Bu yamada bayağı yapanlar yine tekrar teşekkür ediyoruz emeklerine saygımızdan. Her şeyi, bütün takımların logolarını, kadroları, şeylerini, her şeylerini, formalarını güncellemişler. Teknik direktörler de eklemişler. Jose Mourinho'yu almıştık. Genelde zaten biliyorsunuz bu serilerde, bu ana lig şeylerinde eski Fenerbahçe efsanesi, yani şey olduğu dönemde Arthur Zico'yu falan koyuyorduk takımın başına ama Maradona'yı falan rahmetli. Neyse, uzun lafın kısası söyle. Üçüncü sezonumuzda geçmiştik kariyerde. Sayıyı artık tutmuyoruz. Dediğim gibi tahminimce ama en aşağı 40-50 video gelecek. Bu seriden uzunca olacak ve ilk hedefim olarak da en az 5-6 sezon, hatta daha fazla gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bakalım bir yıl sınırı bir şey var mı? Üçüncü sezonumuza başlamıştık. Aldıklarımız oldu, gidenler oldu ama aldığımız çok da kişi olmadı. Boştan yine kişilerle doldurmuştuk. Milli takımımızda da Dünya Şampiyonası gruplarında Portekiz ve Kanada'yı tokatlayarak bir nevi çıkmayı neredeyse garantiledik. Matematiksel olarak garantileşmedi ama Güney Kore ile oynayacağız. Gönül isterdi ki Güney Kore'nin bizle beraber çıkmasını istemem lazım ama dediğim gibi simülasyon yapıp risk alabilirim. Eğer Kore bizi yenerse 6 puan olacak onlarda. Portekiz de Kanada'yı farklı bir şekilde yenerse, biz de farklı şekilde yenilirsek risk oluyor ama bilmiyorum yani. Zaten Japonya ile birlikte Kore bizim kardeş ülkelerden. Geç şunu. Şu formalar bir acayipmiş ha. Tamam reis, şöyle oynayalım. Oynayalım ya, yapacak bir şey yok. Kanada'nın hiç kazanacağını düşünmüyorum ama Portekiz'in çıkması daha bir olağan gibi. Kim Minje'ye de var bizim eskilerden. Tamam bakalım. Yapıştıralım. Yine dediğim gibi her zaman olduğu gibi beşer maç, bir videonun içerisinde beşer maç oynuyoruz. Eğer oynamayacak olursak da işte o azalıyor simülasyon şeklinde. Lig maçlarımızı atlıyoruz. Sezon öncesi turnuva denk gelecek. Ama oraya gidene kadar büyük ihtimalle Dünya Kupası maçlarıyla meşgul olacağız. Şimdi bir dakika. Şöyle yap. Maça girmeden. Gerek olsun yani o. Onu çıkaralım hemen aradan. Certainly, this is a very, very impressive venue. Quite a sight to behold. The crowd rises for the national anthem of South Korea. Has got the juices flowing, and now this.
Yani ölmek gibi istemiyorum ama bizim milli maç daha iyi. Herkesi günler. Tamamdır beyler, koyuyoruz. Yani Kore'ye koymak istemezdim ama koyuyoruz yani. Herkese koyuyoruz. Hop. Darda yapıştır oğlum. Dün de Real Madrid zaten Dortmund'u tokatladı. 70 dakika tek kale oynadı. Dortmund ama sonra Real her zaman yaptığını yaptı. En azından yavşak Ancelotti Arda'yı bir 5 dakikalığına da olsa oyunu alsa olacak, sokuk ya. Çocuk oynamadan kupa, ya işte madalya ve kupa sahibi oldu. Zaten herhalde tarihimizde ilk Türk oyuncu olmuş Şampiyonlar Ligi'ni alan. Finallere kadar çıkanlar vardı ama işte alamamışlardı. Daha geçen yıl işte Inter'le Zeko da hazır oradayken zaten finale çıkmışlardı. İstanbul'daki finalde, Olimpiyat'ta. City 1-0 yendi. Zaten dahtsız dutsuz final oldu amına. Finale gelene kadar City hep gollü ve iyi toplar oynadı da final maçı izledim, emin pişman ettiydi amına koydum. Hop. Kardeş. Ne yapıyoruz? Ferdi. Oğlum. Bir topu paylaşamadınız, ayağımınıza koyayım ya. Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Arda sendeyiz. Barış. Hop. Emme oğlu bir yavaş ya. La oğlum topu, çizgiler de bir tuhaf, topu bekliyorlar. La topa gitseniz ha, vurdular. Oğlum adam, top adamın önünde kalıyor lan. Aferin lan. Abdülkadir Kerim, pardon Abdülkadir nereden çıktı lan? Hocam ayağıma vuruyor ama arkadaş ya, ayıp ya. Ya kardeş, kardeş ülke diyoruz, ağzımıza sıçıyoruz, ne yapıyorsunuz ya? Zeki, yürü oğlum. Bas Zeki. Bas oğlum. Bas. Kim tutar lan seni? Bas ulan. Barış ne yapıyor? Tekmeyi vursana oğlum, ne yapıyorsun oğlum? Ferdi iyi oğlum onu. Ha, sıçtı batırdı. Ulan cezanı. Offside ya, ağzına. Özüme sıçıyorum. Öne çıkın lan. Ya oğlum, zihinler birbirlerine çarpıyorlar ama. Rocket. Rocket launch. I'm just a Mario. Tamamdır, koyduk. Ferdi benim be, aslanım benim be, koç. Türkiye'nin üstünde topçu amına koyayım. Umarım, yani normalde çocuğun gitmesini, kendini kurtarmasını istiyorum. Zaten 24-25 yaşına geldiydi. Bizim ülkede gençler, yetenekli kişiler zaten telef olup duruyor. Ama Jose Mourinho geldiği için gitmesini istemiyorum. Tabii ki karar kendisinin ama kalsın. Mourinho'nun elinde o çocuk var ya, canavara dönmüş. Zaten ofansif yönünü körelttiydi bizim gerizekalılar. İsmail Kartallar şeyler falan filan. 3-4 yıldır. Ulan oğlan kanattı. Ofansif orta da oynayabiliyordu. Bek'e evrildiler amına koyayım çocuğu. Ha, yalan yok. En sağlam beklerden biri oldu yani. Ona adaptasyonu da olamayabilirdi ama. Yine de Mourinho'nun elinde ofansı var ya, mükemmel olur amına koyayım. Ayağına sokayım reis. Ama yine sonuçta tercih kendisinin. Gelecek teklifler, gitmek isteyip istemeyeceği. Mesela Ferdi gibi adamın en aşağı 35-40 milyondan aşağı satılmaması lazım. Alemdar sakin ol kanki. Hay amına koyayım, tam tekme atacakken araya girdi ya lan. Ah lan, vuram dokunam. Yok mu lan bizden biri? Hay ağzına sıçayım. Değişik yap reis, takım öldü amına koyayım.
South Korea can't make any sort of inroad despite all this possession. Looking to break out here. Sweating. Oh, tertemiz. Semih yazdı yine golünü. Aferin lan Kerem. At hırsız gibisin ama en azından. Nasıl işte batladı. Ah lan İrfan. Lan beleş gol şansı geldi ayağımıza. Türkiye. Allah Allah abi, omuz atmaya bile faul diyor ya, manyak mıdır nedir ya? Çıktı lan. Ulan Merih ne alaka amına koyayım? Sen gel amına koyayım. Yavaş lan. Adam raket gibi oynuyor ya. Normal şey olmasa asla satmazdım İrfan'ı da. Aferin lan Merih. Şu bilek hareketi bile zaten adamın amel defterini kapattı ama. Lay 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 lay. Portekiz'e de 3 tane mi sapladık, 4 tane mi saplayabildik bilmiyorum da en az 3 tane attık. Kanada 100-0 yendik, bunlar da 3 oldu. Güzel. İyi avaraj yaptık. Semih lan girsene araya. Kerem salır onu. Kardeşim ayıp değil mi? Kendini niye atıyorsun yere? Hocam faul değil mi bu? Neyse bitir hoca bitir. Koyduk beyler. Kore'ye yazık oldu ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi, her koyun kendi bacağına reis. Yapacak bir şey yok. Ne oldu? Portekiz'de ay eşek değilse kazanmıştır. Kanada yenmiş. Ayıyla Kore çıktı. X2 avarajla 10 atmışız. Çok güzel. İyi. Portekiz'in de amına koyayım, Kanada'nın da. Kore'yle el ele çıktık amına koyayım. Ben size de Kore'nin çıkmasını istiyordum. Gerekirse yenileyim diyordum ama boktan bir senaryoda biz yara ayırız diyordum. Portekiz kazanırsa falan filan avaraj durumu ama yok. Tamam aynen 4 atmışız o zaman Portekiz'e. Şimdi kim? Şili ile mi oynuyoruz? Anladık lan, gelecek vaat ediyor. Şey kiralandı, onu da biliyoruz. Ne oldu lan? Gidenler gelenler mi diyor? Teklif gelenler. Birçok kişiyi zaten satılığa çıkar dedim artık. Gitsin amına koyayım millet ya. Boş boş. Şimdi tiksiz adam var mı? Bir ona bakalım önce. Tik manyağıyız amına koyayım. Toplamda şey halleniyormuş. Bu satılıktaydı. Leverkusen mi? Kiralık. Herifin diğeri 40 milyon. Vah! Leverkusen temastaymış. Transferi koydum ama herifler kiralık istiyor. 1 yıllık. Bu teklifi geri reddedemem. İyi siktir git hadi. Amına koyayım, adamların değeri astronomik olunca. Ya 40 milyon Türkiye için devasa paralar. Avrupa için hiç. Sincap CD gibi de. Hiç yani. Akunya'ya ne oldu? Kiralık mı geldi? Onu ben zaten kiralıkta bıraktıydım. Aston Villa'ya mı? İyi yürü git oğlum. Güzel. Ya paralı sorunumuz yok işte. Maaş en büyük sıkıntı. Bu ne? Bu da mı kiralık? Bunların hepsini ben zaten transfere döndürdüm birçoğunu. Sen de git amına koyayım ha. Yani hepsini kabul ettim. Kiralık diye kabul ettim ama kiralıktır herhalde amına koyayım değil mi? Şu kiralıktı zaten. Şu kiralık, şu kiralık. Çünkü bak alma opsiyonlarını diyor. Satılacak adam yoksa öyle bir şey demez. Zaten ne onun adı? Arnautovic'e kadar hepsi kiralık. 3 kişi daha gitti, tamam. Da bana satılacak adam lazım. Galiba aynen bir kişi daha bekliyor. Şu Quintero muydu ne boktu? O çocuğu alamadık amına koyayım. Altyapıya gelenler de var ama işte boşaltmak lazım. Yapacak bir şey yok. Neyse tamam. Şimdi Şili mi var? Bir de Şili'ye çakalım bir yol. Gündüz maçı değildi ama lan. Hani Rio'da niye oynuyoruz ama koyayım ya. Gerçi Dünya Kupası ya. Allah bunların formalar diye biliyorum. Garman çormandır. Üçüncü formalar ölüdür. Herkese 3 form eklemişler ama random yani. Boktan. Tamam biz şu formayla çıkalım. Siz şu formayla. Kadar siktir et ya. Sikerim Şili. Beyazla çıkın siz. Vazgeçtiğimiz beyazla çıkalım böyle. Dediğim gibi tek renk yapsa bizimkiler olacak. Garman çorman ya. Yıllardır hep aynı saçmalığı yapıyorlar milli takımda. Üst taraf beyaz. Don, şortlar işte. Kırmızı. Çoraplar beyaz. Ya kardeşim ya full beyaz yap.
Üçünü de. Ya da full kırmızı yap. Aynısı ikinci formada. Lan üstle çoraplar kırmızı, don beyaz bu sefer de. Üst çorap don hepsi kırmızı. Üst dolap, çorap don hepsi beyaz yapsanız. Neyse. Şunları bir çakalım da çeyrek finale gidelim. Enes de gerçek hayatta tarak kemiğini mi ne bir yerini kırmış. Şey kadrodan çıkarılmış amına koyayım gerçekten. Turnuva öncesi. Oğlum kaçaydın ya. La o. Oh. Ulan Enes. Dur. Of. Bir roketa. Rocket launch. Allah cezam. Orko şurada herifi iyi sıktı amına koyayım. Koyduk beyler. Topa. Allah cezanı. Lan ben o top geçmez diyordum. Allah cezanı versin. Allah cezanı oğlum, Arda'nın paslarına Allah cezanı versin ya. Topa. It's not movement for the sake of it. Yes, it is working for me. There's a purpose to create space. Forward it goes. Over to the left. Looks to dink one in. Going for goal. Denedim amına koyayım. Olmayacağını biz de biliyoruz da. Orkun sendeyiz. Ne yaptın amına koyayım? His reflexes were ultra sharp. Hoist it forward. This is promising. Allah cezanı kaldır öyle bir şey madem gel pencere. Bari düzgün bir hareket yap değil mi amına koyayım? Meriç sendeyiz koçum. Ne yaptın lan? Kale. Uyuma amına kodum. Ah be giremedim araya. Lan bir topa dokunsan, bir topu tip desen ortalığın ağzına sıçacağız amına koyayım. Ya kardeşim he ya. Sen neyiz Arda? İsmail yapıştır ol. Look, he's offering an apology to his teammate who's clearly miffed at not being picked out despite making what looked like the right run. Neyse. Değişiklik yap reis, değişiklik. 5 değişiklik hakkım var. Herhalde dünya şeyinde de aynı. Değil mi? Bakayım. Evet, dünya şeyleri aynı. Deplasman golü şeyi değişmemiş sadece. Ferdi'yi çıkarıp Rıdvan'ı almış. Bu mu amına koyayım? İnsan birini daha alır. Neyse yürü. Sen de çalar. Nasıl sıçtık? Göt ya. Rıdvan yardır oğlum. Oha hocam. Lan. Yapıştır orada. Rock and roll bitch. Arda Güler. Türkiye'nin golden boyu. Güzel çevirdi Rıdvan'la ters falsolu. Neyse sıkıntı yok. Barış Alper girdi Zeki yerine. Ya kardeşim. O orospu çocuğu bir şey diyeceğim olmayacak. Hadi ben vuramadım. O ne yarramdan oluyor? Onu çözemedim ama.
Lan top adamda kaldı ya lan. Breaks on here. Tries to stroke it through. And that has been clubbed away. Cuts it out. Keeper sends it forward. Yuh, kahpenin oğlu nasıl tuttum onu? This defense is wary about opposition pace. So they're just not getting too tight. Yeah, they know that if they step off. Allah cezanı versin Barış Alper. O ne amına koyayım? Good stubborn defending there. Ulan tertemiz top alıyor herif foul gibi git ya. Amma ağladığınız amına koyayım ya. Türkiye saplıyor diye zorumuza gidiyor değil mi amına koyayım? He's got options out wide. He's gone for it. Ayağına sokayım senin ama ya. Semih Kirol. He had a good feel of the whole situation and he's acknowledged the service. Ulan maç bitmiş, değişiklik yapmıyor ya. Hakikaten maç bitmiş ama. Biz koyduk. Bir transfer teklifleri bir şeyler gelsin artık ya. Bir hızlanalım ya, bir şeyler olsun ya. Fransa Uruguay'ı göt zoru yenmiş. Macaristan Kore'yi yenmiş. Ulan Kore. Yapacağın iş sikim. Kura varsa biriyle, kura yoksa Çekya ile eşleştik. Göt küpesi gibiyiz ha. Her yıl karşılaşıyoruz şu Çek Cumhuriyeti ile ya. Çekya ne aramsa. Çekya nedir ama. Çek Republiki iyiydi ama. Hala gelecek var diyor. Kafa atacağım şimdi ama. Ay pardon. Arnavut'a ne geldi? Kiralık mı geldi? Bayern'e bak sen. Bayern halleniyor bile. Maç 51 milyonmuş koçumun değeri. İyi Arnavut, ben de yedek kalacağım. Git orada oynamını. Gerçi hiç topçu kalmadı lan elimizde. Arnavut'u da yolladık ama. Aynen Arnavut tam sınırdaydı. 22 topçu kaldı bana. Vıyy. Geri kalan 18 futbolcu kiralandı amına koyayım. Neyse yürü. Kimle oynuyoruz? Çekya'yla. Hepsinin de bayrak renkleri amına koyayım. O nasıl bir ikinci forma lan? Göğüslerinde ne var onların? Orada da belli ki. Tabi siz şununla çıkın, biz bununla çıkalım. Sizin ilk forma çok sakat. Çeyrek final. Bunları da çaktık mı yarı finaldeyiz. En son 2002'de yarı finale gittik işte. Orada da kaybettik. Üçüncü olduk en azından. O zamanki kadro da kadroydu canım şimdi. Zaten bizim eski jenerasyonlar iyi. Yeni jenerasyondan top çıkaramıyor bizimkiler. Ya çocuklar çok şey değil, disiplinli değiller ya da takım oyunu yapmıyorlar. Yetenekli topçular var ama herkes şey, solo yani. Takım oyuncusu değil ama benim hiçbirim. It seems so very, very real. Something they can reach out and almost touch. The Saitama Stadium looking a terrific picture, as always. One of Asia's best purpose-built stadium. Turkey up to lead it! Yok arkadaşlar, çok güzel. Kadiolu. Oh, Semih be. Well, the cross was inch perfect and the header unerring. Well, look, it's often the timing of the jump. Semih bizim gol kralı ya. Canavar gibi olan amına koyayım. Big occasion, big goal, crucial lead.
lan ha. Bizim Kosovalı'da dağlar taşlara vuruyor. Görsün. Lan yerden atıyor. Vay yavşak. Saldırma mı? Nefes aldırmayın götü. Üç damla bunun öküzü. Topa. Allah belanı sonradan fulledi ya. Ben bir tane basıp ikinci basıp ters falan sonra şut çeker diyordum. Abanı verdi bir anlamına. Neyse. I think they've decided to concentrate on working the flanks to help the production line. It's where the room is. Bunlar açık oynuyor. Bunlar her türlü farklarız da. Tam bu golü göstermeye gerek yok ama. Bunlarda hiç mevzu yok. Nasıl yenilirse kimle oynayıp yenilirler onu da bilmiyorum da Abdülkadir geri oğlum araya çıkarım. Çıkma çıkma çıkma. Vur Abdülkadir. Kerim. Herkes birbirine karıştı. Kim kimin belli değil ama. Tam da sol ayağına denk geldiydi oğlum ya. Topa. İptal et. Ya Barış, ayağına neyse. The first half compared with your expectation. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Turkey sitting pretty here at half time, 2-0 up. And the game has already resumed here. He goes long. Aslanım Altay be. Yampiri yengeç gibi amına. Yavaş be. Lan Semih. Vay gö. Topa. Amına koyayım, onunla kaydım, bununla kaydım, gitti Altay'da kaydı. Oğlum ellerin şöyle çarpsana, çapalasana mı? Ama yani siz de şimdi bokunu çıkarıyorsunuz gençler ya. Enes sen gir. Dönüşümle oynatıyoruz işte herkesin, ha bak. Allah Çizan Hoca ya. Krala foy yapmış bizimkiler. Oğlum niye yapıyorsunuz elin kralına foy? İso sendeyiz. Aha sıçtık. Çok bariz de amına koyayım yani. Back winning one. They have them in their sights again. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Well, most of those go high and wide because of their difficulty. He made it look like he does it every day. Well, it's been
inspired substitution. Terrific move by the boss. Well, the instruction from the manager would have been go on and make yourself a nuisance and see if you can snatch a goal. Mission accomplished. Ya Enes, eşeğine bu kadar kale var. Nereye vuruyor oğlum? They're just lacking the cutting edge, Peter. And while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is quite good. Adamlar çok uzun amına koyayım. Zeki. Zeki götünü sikeyim Zeki. Gol yersek sana yazıyorum. Abdur Kadir koçsana oğlum. Unal. Bitir hoca vallahi çok geçti. Adamlar zebellak gibiler amına koyayım ya. Boylarına yetişemiyor ki bizimkiler kafa atsalar. Neyse. Kötü geliyordu aşkımız da sonunda kurtardık ama. Orospu Fransa gibi debelemiş Arjantin çakmış geçmiş diyeceğim. Aa Arjantin çakılmış ters gördüm pardon. 4-5 gördüm 5-4'müş. Puh lan Arjantin yapacağını hiç sikim. Anlaşıldı Fransa ile oynayacağız biz amına koyayım. Nijerya, İskoçya. Macaristan'a bakalım. Tanrısının namına kadar zorladı. Biz şimdi kimle oynuyoruz? Nijerya ile. Aynen. Ağacın öbür tarafından şey gelecek. Dalların artık ne dersen. Yolların. Fransa herhalde. Fransa gidip İskoçya'ya yenilmezse. Fransa gelecek bize. Aa Nijerya'nın forması ne güzelmiş lan. Kim? Chelsea sözleşme imzalamış. İyi Allah kabul etsin. Arnavut kiralandı. Aynen bunu bir mail alışkanlığı işte. Milli takımlar beni sonra daha alışamadığımız için. Kime ne geldi? Joe'ya şey gelmiş. Kardeşim madem halleniyorsun tam parasını ver o zaman. Başka kulüp bir şey opsiyon istemiyorum. Çıktır git. Allah Allah. Vermiyorsan da fuck off. Şimdi kaleci Helton Leite'ye kadar bizde. Ondan aşağısı 18 kişi full. Şey, takviye yapmak lazım da kimseyi satmadan yapamam ki hepsi kiralandan mı yapıyorum. Şu herifi bile daha alamadım. Şu salak satılırsa en azından o ne aramdı? Quintero muydu? Quintero muydu? Ne boktu? Onu alırız. Formalara bakabilir miyim? Tamam beyler bunlarla oynayalım madem. Yürü. Şimdi grupların 3. maçını oynadık. Kore 1. İkinci tur maçında şeyi yendik. Kimi yendik lan biz ikinci turda? Çeyrek finalde Çekya'yı yendik de bir önceki turda kimi yendiğimizi unuttum ama neyse o ikinci tur maçı, ikinci maç. Çekya 3. maçtı. Şimdi Nijerya 4. maç. İyi. Dünya Kupası Wembley'de mi oynuyoruz? Dünya Kupası finaliyle bu videoyu tamamlarız. Kimle oynadığımızı unuttum ya gruptan sonra kim, biz kimi yendik amına koyayım? Allah Allah. Neyse. Topa. Yani bir zahmet bize foul olsun onunla bu seferde. Orada. Yanlışlıkla orada ben Arda'yla gaydiydim ya. Kırmızı vermezsin herhalde ayak şekliysin ya ama o kadar da değil. Heh, aman laciverte boyayacağım şimdi. Allah cezanı. Sikeyim ya. Acknowledges that he should have come up with something better there. Look, he's offering an apology to his teammate, who's clearly miffed at not being picked out despite making what looked like the right run. Oh, iptal edemedim. Neyse. And he's there to make a great save. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes are ultra sharp. Keseceğim ortayı sikim bak. Arda yapıştır oğlum. Arda fuhuş yapıyor amına koyayım.
emotion, big goal, crucial lead. Topa. Good challenge, he just stood firm. Neyse. Topa. Direklerin efendisi ya, yemin ediyorum. He's got options in the box if he gets his head up. Chooses to go back. He's tried one. Now chance to break. Ay yarraydık. Forward it goes. Looking to his throw and all alone. To the outcome, it is good to see someone running at the defense like that. And the counter is on. Plays it out to the flank. And he's cut it out. Ah ulan. Half time in the semi-final. Vallahi herif ayağından açmasa hakikaten evimizin amını görüyorduk ama. Only been that one goal. This is very, very tight. Hay anasını. Sıçtı sıvadı basın. Ah ulan. Everything points to more of the same second half and a good solid win. Turkey come in having established that lead. Real chance. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried about. Ayağına su. Neyse. I think a little eager has just got the better of him. He may have been thinking about back page headlines there. Decent looking ball. Unal. Ah lan ah. Oh, he's really thrilled it. I actually like to see that in shots at goal when there's a noticeable effort to get over the ball and keep it down. Good idea, just fully executed. Lan dokunmuyoruz, foul diyorsun ha sen de ya. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Ndidi. Oo. Oo, herif canavar gibi hızlıymış ama onu Abdülkadir götü kaldıramıyor da. And the weighted pass. That's what has to be done now. No question about it. Hit and hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Spot on, Peter. Abi zihinlerin niye ayakları bu kadar yamuk ya? Abi olmaz ki, anlaşamıyoruz ama. He's through. That's pretty clear. It is a foul. Vallahi Allah'tan iyi ki bu foul oldu, ikinci mi? İkinci olmuş. He knew he had to do something to prevent a goal then. Eyvah, Rıdvan kırmızıydı ama. Turkey's gonna
afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. He's left his man. Get that clear. Got a throw in. Turkey need to hold on for a few more moments. Great run this, he's covered quite a distance. Çektim artık yavşa, ne yapayım? Bayağı öldü bizimkiler yorgunluktan ama bugün. Bitir hoca. Kötüyü kurtardık ha. Adamlar çok hızlı oğlum, fizikliler bir de yetişilmiyor. Bir de erkenden şeyleri değiştirince bizim genel olarak koşanları, Mehmet'tir, Serhat'tır onlar. İyice sıçacak abi. Fransa geldi işte. Üçüncülükte de büyük ihtimalle Nijerya herhalde. İskoçya'yı yener. Daha bir kuvvetli gibi geldi bana. Nijerya. Şimdi İskoçya'yla oynamadığım için bir şey diyemem ama. Bir maç ceza. Ne yapalım amına koyayım şimdi yani. Osterwald detektim geldi. Kabul etmiyorum reis. Siktir git. Adam yokluğu var zaten. Bu salak. Tamam mı? İyi siktir git şu avatın ya. Aman okuyum. Git gelişebiliyorsan geliş oradan. Quintero'yu alabiliriz artık. Yani. Matuño gittiği için. 39'da düştü takımın şeyi. Ebesin namından beri bekliyor herif zaten. Tırt sıçtık ama. Dalarak. Nerede oynuyoruz finali? Allianz'da mı oynuyoruz? Vay amak. Altay yerine pişman olmasak bari Uğurcan Pezevengil'i oynatalım. Son maç. Dediğim gibi ikinci turda kimi oynayıp kimi elediğimizi hatırlayamıyorum ama grubun üçüncü maçı olan Kore maçı, ilk maç, ikinci tur maçı, çeyrek final olan Çekya maçı, yarı final olan Nijerya maçı, şimdi final olan beşinci ve son maç yani final maçı. Ondan sonra bu bölümü bitireceğiz. Well, this is what everybody has been waiting for. The biggest spectacle in international football, perhaps all of football, indeed sport as a whole. Countless qualifying games played by nations that entered the global competition. All but two have headed home now, and it comes down to this. Making the finals in itself is a massive achievement. Oh, no! Mario.
At artık lan şunu. Right in the corner. He knew instinctively who was where and didn't need to waste any time laying things up. That's a cracking goal. Şüstüm pezemen geldi. Turkey have made their breakthrough, so can they build on it? Well, certainly the big occasion and a very big opening goal to boost everyone's confidence here. And it's been taken straight back. Dinks one in. Goes for goal. It's broken loose. Allah. Ah ulan ah. Parçalamak istiyorum bu yavşakları da. Olmadı. Lan Kerem. Mis gibi top atıyoruz önüne. Oynayacağım o mis gibi sen. Siktir yarak. Yeah, the odds are that's always likely to be the case, Peter. But I'd like to think that fortune will favor the brave here. Forward, what does he try from here? And the ball's come out! Oh, shooting chance! Really well taken goal! And they're at it again, in double quick time! Drayton are really pouncing on any straight passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. Such a polarizing effect on perspective. I mean, one team are under more pressure now to get the next goal, and the other fancy their chances of turning two into three. Plays it out to the front. Barış. Played out to the right, back into the middle. He's in. Kacolu. Coming up to half time, leading. Going for goal! Dembele. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. That's a pop! And the follow-up! Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Ah, lan ah. There's the whistle. First half of the final has flown by. Fantastic excitement towards the end of the half there, and a last-minute chance that really should have been converted. So, Jim, the halfway point of the final, what are you thinking? Turkey have the lead. And obviously it's going to be the happier dressing room at halftime, but it'll be interesting to see what they do second half. I really think that they should push on and do more. Real chance! Okudum ipneleri. Sanırsız bana şeyi savunuyorlar. Really should have been made to pay. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of damage. Enes vur oğlum. Hadi geçmiş olsun. İkinci gol ne yaptı çıktı. Lan. Bırak Semih be. Bırak be. Tecavüz var beyler. Ya.
Birleşik Arap Emirlikleri gibisiniz amına koyayım. Diyemedim bile amına soktum Arapların. Afrika şey karması gibi amına. Bir tane Fransız yok lan kadranızda. Kendi memleketimden olan. Soktum o Fransız. Oldum olası sevmedim amına. Şurada pas vermeye çalıştım ama Semih dedi madem öyle al amına. Yaradına sığınıp yapıştırdı. Tosba nerede Tosba? Belki kurtarır sizi. Amına kodu. Hadi yavrum hadi. Göt seni. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Biz ona halk diliyle göt korkusu diyoruz kardeşim. Arda da girmiş. Bir de biz değiştirek. Sektörlü. Reis Galiha Taydin öyle ortam olur ama. Ne oldu lan fulliler mi çıkardın? Oo Tosba topa değdin mi diyecektim. Senin namına korum çocuk. Tamam mı? İçinden geçerim senin namına korum. Amına kodum çocuğu suratını patlattı pezevenge. Amına kodum. Neyse. Bak 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 hemen atlıyor sokuk ya. Ne oldu inandın mı yavrum? Yapıştır Semo. Çıkarım sendeyiz oğlum. Siktir yarak. Senin neyine? Al reis. Has just said play on. Looks to clip it forward. Good interception. Ah canım benim karı gibi ağlıyor ya. Karıcığım 4-0 soktuk. Zılay. Hadi geçmiş olsun. Koyduk beyler. Nijerya'da İskoçya'yı tokatlamış. Belliydi zaten. Ne oldu lan? Ha, Quintero. World Cup şampiyonu Türkiye. Haberi yüklemedi gerizekalı. Kim? Semih ile Ferdi mi? Koyduk.
şey sıralaması güncellenir yakında. Bakalım bizim Türkiye kaçıncı olacak. Kulüpte 5. oluyordu bizim şey. Aklıma gelmedi. Dünya Kupası'nı en aşağı mı attım? Milli takım şey olunca. Bir de Avrupa'yı alırız. Tamam işte. Makul ve kiralık dedik. Bunlara geldiği için. Ne diyor? Şartları düşünmemizi mi istiyor? Senin o şartlarını bir sikerim. Ne oldu mu? Soku. Adam gibi ödüyorsan öde, ödemiyorsan fuck off. Neye bak? 16 yaşında 72'lik adam alacak. Şeyini ödememeye çalışıyor. Anan güzel mi senin? Evet, 23 oyuncu kalmış bize. Kadronun durumuna bakalım. Kim ne vaziyette? Çek git lan şunu. Tamam, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11, 22 topçu var sadece. Neyse yürü bakalım. Bitireceğim zaten de. Şu milli takım sıralaması ne oldu bizim ülkenin vaziyeti ona mı bakacağım. 21 miydik, 22 miydik, neydik? Kaçıncı olduk acaba dünyayı alınca? Ya anladık amına koyayım İngiltere'nin tepede. Yalama kışlarını. Biz kaç olduk? 9. Ona Dünya Kupası'nı alıyorsun 22'den gele gele 9'a giriyorsun. Bari ilk 5'e sok. Neyse. Bir dönem sonra birinciliği alırız. Yavaşak İngilizlerden. Tamam evet arkadaşlar bu bölüm burada noktadan bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon öncesi turnuvayı dediğim gibi atlarım herhalde Ayşek değilse bizimkiler AZ'de, Rennes'de, Olympiakos'ta yenerler. Onların da sonuçta tabii ki bize bir getirisi var şurada bütçe ayarlarımızda her şeyi maaş olarak alalım dedik. Opsiyonları da transferle ödeyelim dedik. Çünkü zaten transfer şeymişiz hiçbir zaman olmayacak belli ki sorunumuz. O yüzden maaşa abanmak lazım. Kazanırlarsa ne hala. Diğer bölümde transfer dönemini ve lige adam akıllı başlangıcımızı işleyecek olabilir. Süper Kupa var onu oynayacağız kesinlikle. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a oynayacağız kesinlikle. Lig maçlarını oynamayacağım dediğim gibi derbi. İşte transfer sezonunun son gününe kadar gelmeyi mümkünse de bitirmeye çalışacağız. Bakalım neyse. Yanına çıkan eklentilerden diğer videoları eski videoları fragman etmesine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olursunuz. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.